Peki hiç herhangi bir zorluk çekip de böyle birbirinizin gözlerinin içine bakıp ya biz ne yaptık ya dediğiniz bir an oldu mu? Ben olmadı diyebilirim. Olmadı. Yani olmadı genelde şahsen. Genelde şey oluyor, birbirimizin gözlerinin içine bakıp iyi ki yapmışız diyoruz. Evet. Yani bak süper aynı. Hani hiçbir zorluğunu evet. Yaşamadık, sadece iyi ki yapmışız diyoruz. Yani, harikasınız ya. Birlikteyiz yani 7-24 birlikteyiz yani her şeyi birlikte yapıyoruz. Yani çapasından tut böyle belinden tut evet, bir temizlik olacak. İşte o da önemli. Yani otları temizledik burada ağaç altlarında, hep birlikte yapıyoruz bu işi. Böyle. Evet, bir köye göçmeyi düşündün mü? Bir de bu kadar sessiz, sakin bir yere göçmeyi düşünüyorsan, hani birlikte yaşayacağın arkadaşın, eşin, hani onlarla iyi anlaşman da çok önemli. Yani çünkü böyle baş başa kaldığınız bir yerde aranızdaki ufak sorunlar bile büyüyebiliyor. Evet. Birbirinin hani ufacık bir şeyden bir kavga sebebi çıkarabilirsin, tabii. Bir şey olabilir. Ama hani birbirini anladığın sürece, konuşabildiğin sürece bu sıkıntıları yaşamıyorsunuz. O yüzden böyle bir yere gelirken arkadaşınızın veya eşinizin çok iyi geçim sağlayabileceğiniz düşünce gelmeniz yani, lazım. Evet. Yani biz birlikte olmaktan aynen mutluyuz. Mutluyuz yani evet. Önce iyi arkadaş olmak önemli zaten. Evet. Her şeyden önce. Birlikte susabilmek, birlikte yan yana kitap okuyabilmek. Aynen, evet. Aynen. Bir şeyi konuşmak, tartışmak, kavga etmek değil, güzelce tartışabilmek. Kesinlikle. Sizde onu görüyorum. Şimdi hayaller neydi, hayatlar neydi? Kafanızda olanla burada gerçekleşen arasında bir fark var mı? Daha mı iyi yoksa biraz daha, bir tık daha aşağıda mı? Ne dersiniz bunun için? Yani biz buraya gelirken beklentimizi düşük tuttuk zaten. Çok işte geleceğiz, işte süper yaşayacağız, yeşilliğin, doğanın içinde her gün denize gideceğiz, geleceğiz bilmem. Hani böyle çok yüksek beklentilerimiz olmadan geldik. Yani en kötüsünü düşünerek geldik. Hı hı. Zaten o konuda Ersen'in de hep söyledikleri vardı. O B planlarınız, C planlarınız var mıydı? Tabii B planımız, C planımız vardı. Ya B planına şöyle bir şey diyebiliriz. Yani buraya gelirken bir yer dedim garsonluk yaparım. Bulaşık yıkarım. Evet. Değil mi? Kuryelik yaparsın. Önemli olan pazara çıkarsın. Pazara çıkarsın. Zaten hedefimiz de bu yani. Pazara çıkıp fide satmayı düşünüyoruz. Yani burada şey çok. Yani yapılacak iş çok. Yeter ki yapmak iste. Ama yine yani burada bir garsonluk ya da herhangi bir iş yapsak oradaki kurumsal hayatımız gibi kötü olmayacak bizim için. Çünkü. Evet, boğucu olmayacak. İş yerinden sonra öyle bir şey, en kötü ihtimali söylüyorum yani. Öyle bir yerde çalıştık. Çok yorucu geldik. Şu bahçeye geleceğim yani. Şu ağaçların evet. Arasına geleceğim. Bu sessizliğe gelip geceleri yıldızları izleyebileceğiz yani. Bu bile bizim için bir avantaj gibi düşünüyoruz şu anda. Çok büyük avantaj bizim için. Biz geçen hafta iki römork tezek yükledik. İzledik. Kürekle. Evet. Mehmet amcamız var. Sağ olsun bize yol gösteriyor, tecrübeli. Dedi ki bana, ya dedi koca Tolga dedi, işte İstanbul'dan kalktın geldin burada dedi, bok yürüyorsun dedi. Evet. Vallahi Mehmet amca, o kadar huzurluyum ki dedim. İstanbul'da insanlarla uğraşacağım ama burada dedim bokla uğraşırım daha iyi. Aynen öyle yani. Bizim de hep söylediğimiz o, insanlarla uğraşacağımıza burada hayvanlarla uğraşırız. Evet. İşte bitkiyle, toprakla uğraşırız. Doğayla, toprakla uğraşırız. Çok daha iyi diyoruz yani. Böyle bir kafasında hayal olan insanlar için önerileriniz nelerdir? Ya şimdi ben başlasam böyle var ya saatlerce anlatırım. Başla. Başlayayım. Ya herkes şimdi maddiyatı düşünüyor. Ya şimdi büyük şehirlerde dediğimiz gibi yani ben direkt söyleyebilirim yani bizim gelirimiz 10 bin liraya yakın bir gelirimiz vardı çalıştığımız yerde. Ama yine de çok rahat bir huzurlu bir hayat yaşayamıyorduk yani bir noktaya geldiği zaman paranın bizi tatmin etmediğini gördük. Yani istediğimiz mutluluğun para olmadığını mı fark ettik? Mutluluğun para olmadığını fark ettik. Yani sadece burada asgari ücretle geçindiğimizi gördük ve bunu başardık. Evet. Yani para her şey değil. Bunu bir öneri haline getirirsen diyorsun ki parayı ön planda tutmayın. Kesinlikle ön planda tutmayın aynen. Parayı yani. Burada ergelen direkt şey soracak, nasıl geçineceksiniz? Yani arayan insanlar ne iş yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Oluyor yani, bir şekilde bir şeyler oluyor. Bir dahaki sene daha da iyi olacağını evet. Tahmin ediyoruz. Yani ekip biçip fide yetiştirmeye başladığımız zaman. Aynen. Şey de var aslında hani yani. Mesela ben böcekten yani karıncadan bile çok korkan bir insandım. Hani buraya gelmek benim için o yüzden çok daha fazla bir yüksek boyutta bir şeydi yani düşünceydi. Eğer hani böcekten korkuyorsanız yapamayacağınızı düşünüyorsanız aynen, onları da bir gözden geçirin. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım?
Ona göre de gelin. Çünkü her an evden koca bir böcek çıkabilir. Evet. Bir fareyi şuradan tıkır tıkır geçerken görebilirsiniz. Ama hani insan onlara da alışıyor. Soğukkanlılığını korumaya başlıyor. Onlardan bir zarar gelmediğini görünce insan öğreniyor. Aynen. Korkular çünkü bizi hayatta tutmak için var. Kesinlikle. Bir zarardan korumak için var ama zarar görmediğini görünce beyin o korkuyu yavaş yavaş siliyor. Aynen. Evet, yani... Bir de şey düşünüyor insan. Ben onların bölgesindeyim. Ben onların bölgesini işgal ediyorum. O yüzden benim kendimi dikkatli bir şekilde tutmam gerekiyor. Onlara zarar vermemem gerekiyor. Bunu oturttukça kafanda onlara saygın daha fazla artıyor. Onlara yani korkunu daha fazla daha kolay yenebiliyorsun bu şekilde düşündüğünde. Şimdi ben buraya geldim. Beni günde 3 kere arı sokuyor düzenli. Şimdi artık şifa, sokmamaya başladı. Şifa aynen. Arı sokmuyor. Şimdi düşündüm dedim ki ya Mustafa seni sokuyor mu dedim günde 3 tane arı. Dedi ki yok. Evet. İlk zamanlar onu da sokuyormuş. Evet. Sebebi şu. Şimdi ben çok sarsak davranıyorum. Onların yuvaları nerede bilmiyorum. Elimi atıyorum, kolumu sallıyorum. Bir bakıyorum tak tak iki tane böyle yemişim. Şimdi zamanla bunu öğreniyorsun. Doğru, burada doğru, da dedin ya az önce hani onların yaşam alanlarına saygılı olmayı öğreniyorsun. Evet. Öğretiyorlar bir de. Güzel sokuyorlar. Hoş geldin diye. Mesela arılarla bizim de bir şansımız var. Yani şu evin saçaklarındaki boşluklarda sarıcı arı dediğimiz arı yuvaları var. Aynen. Bize şu anda zarar vermiyorlar. Biz onlara zarar vermiyoruz. Biz de onlara zarar vermiyoruz. Onlar da bize zarar vermiyorlar. Böyle mutlu mesut yaşayıp gidiyoruz yani. Onlar aynen. Bize saygı gösteriyoruz. Biz de onlara saygı gösteriyoruz. Başka öneriniz var mı? Doğayı seven gelsin. Yeşili seven gelsin. Sessizliği, huzuru seven gelsin. Ben buraya geleceğim ama işte her gün AVM'ye de gideceğim diyorsa zaten AVM yok gidemez de. Ama işte buraya geleceğim işte biraz param var oh şurayı da satın alayım da buraya da bir ev dikerim işte burasını da betonlaştırırım diyen gelmesin. Evet. Buraya saygı gösterecek olan insan gelsin. Mustafa Şahak yani. Ağzında yine bir şey var ya. O da bizim oğlumuz, çocuğumuz. Günün nasıl geçiyor? Bu soru çok geliyor çünkü. Hani kadınlar orada gün içinde neler yapıyor? Gününü nasıl değerlendiriyorsun? Sıkılıyor musun? Sıkılmaya vakit olmuyor zaten. Şimdi günümüz nasıl geçiyor? Hani sabah kalkıyoruz zaten. Köpeğimiz var. Onun gıdasını veriyoruz. Yemeğini, mamasını veriyoruz. Sonra tavukları salıyoruz. Yani yetiştirdiğim sebzeler falan var. Onları bir turluyorum zaten. Onlara bir sevgimi veriyorum. Onlarla biraz konuşuyorum. Daha sonra işte kahvaltı, hazırlık, sohbet, muhabbet. Gidilecekse bir yerden bir şey alınacaksa onları sağlıyoruz, alıyoruz. Çünkü en önemli bir konu köyümüzde bakkal yok. Aynen bakkalımız yok. Evet. Yani genelde... Pazar alışverişimize, bakkal alışverişimize haftalık aynen, falan stoklu yapıyoruz. Evet stoklu aynen. Yapıyoruz. Kitap okuyoruz, doğayı izliyoruz, oturuyoruz. Zaten burada sessizlik, huzur için geldiğimiz için oturup da şöyle bir doğayı izlemek, hani bir o sakinliği yaşamak, hani günümüzün belli bir zamanını ona ayırıyoruz zaten. Ve önümüzdeki yapacağımız projeler hakkında fikir alışverişi yapıyoruz çoğunlukla. Çünkü buraya tam Haziran ayında geldiğimiz için yani kuracağımız sera, tavuklara açacağımız alan, diğer ekeceğimiz yerin hazırlıkları. Yani bunları hakkında konuşuyoruz. Hakkında konuşuyoruz. Planlar yapıyoruz. Günümüz aynen, boş geçmiyor aslında. Geçiyor. Yani illa bir uğraş buluyoruz kendimize. Kitap okumaya zaman ayırıyoruz. Yani bu şekilde geçiyor. Hani doğayla iç içe. Bu ufacık da olsa bu ektiğiniz biçtiğiniz bunlar da bir vakit istiyor değil mi? Tabii. Ya tabii ki istiyor. Mesela günlük sulamaları var. Burası gerçekten yazın bayağı kurak oluyor ama su ihtiyacımızda herhangi bir sıkıntı yok. Kuyu suyumuz var zaten artezyenimiz. Sulaması belli bir zaman alıyor ufak onlara, da olsa. Hani sonuçta hiçbir ilaç vermeden yapıyoruz. Yani ilaç derken zirai ilaç ya da işte toprağa herhangi bir zirai ilaç vermeden yaptığımız için. Sade kullandığımız şey sıvı yağ, su, Arap sabunu gibi 2 günde bir. O şekilde aynen. Şeylerden yani, uzaklaştırmaya çalışıyoruz ama uzaklaştıramadığımız da oluyor. Sıkıntı yok. Onların ilaçlaması. Şöyle alaması. Bir şey var bizim açımızdan. Yani bir salkım domates ilaçlı 10 tane ya da 20 tane verecekse, ilaçsız 2 tane verse de bizim için sıkıntı yok gibi. Sonuçta ticari düşünmüyorsunuz. Burada yani gıda tabii şu anda gıda güvenliğimiz için geldik. İlk etapta ticari düşünmüyoruz. Yani iş
boyut aşarsa tabii ki yani neden olmasın. Aynen. Yani ama bizim yediğimiz güvenilir gıdayı başkalarına da sunmayı tercih edebiliriz. Yani süpersin. Az da olsa az şu da olsa, anda bir vaktimizi evet. alıyor ama bahçe. Yani sıkılmıyorsunuz. Yok burada. Yok, yok kesinlikle sıkılmıyoruz yani muhabbet sohbet kitap okuma. Aynen. O şekilde dertleşmeler, geçiyor. Projeler. Radyonuzu da alacağım ben size. Ama tabii radyo geldiği zaman iyi olur. Çok daha güzel olacak. Daha da güzel vakit geçiririz evet. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.